Evet sevgili dostlar sponsorlarımız golbar.com'un ve Kayseri Sülümü Hastanesi'nin katkıları, destekleri ve sizlere selamlarıyla hazırlanan yeni, yepis yeni bir videomuza hepiniz hoş geldiniz. Yalnız size bir uyarıda bulunmak istiyorum. Kanala abone olurken ve videoyu beğenirken çok önemli bir şeye dikkat etmeniz lazım. Kalbinizle beyniniz arasında kalmamanız lazım. Bu önemli bir husus. Şimdi kalbinizden beyniniz arasında kalırsanız sıkıntı yaparsınız. Allah muhafaza bak dikkat edin. Yani kalbinizden beyniniz arasında kalıp da sakın yanlış bir şeye basmayın olur mu? Beğen butonuna basacaksınız, abone ol butonuna basacaksınız. Aksi takdirde olacaklardan ben sorumlu değilim. Ne diyordu Samsun Spor Başkanı Robert Yüksel Yaldırım? Diyordu ki hem kalpleri hem beyinleri karışmış. Bu oyuncular temiz oyuncular falan filan. Aklıma gelmişken söyleyeyim. Emanuel Menike Fenerbahçe'ye karşı 2010-2011 sezonunda maçta oynamadı. Maçta yer almadı. Maçın kadrosunda yoktu, oynamadı. Ancak Trabzonsporlular buna şike dediler. Yani Emenike'nin maçta oynamamasına şike dediler. Bir dakika. Şimdi Fenerbahçe Emenike ile şike yapmış Trabzonsporlu taraftara göre. Aynı Emenike Trabzonspor maçında da oynamadı. Yani Trabzonspor da şike yaptı Emenike ile. Demek ki 2012-2011'de Trabzonspor da şike yaptı bu mantığa göre. Hayır öyle bir şey olamaz. Yapılmadı. Öyle bir şey yok. Ölmez. Bilmem. Lan oğlum Fenerbahçe'yi oynamayınca şike oluyor. Trabzonspor'a karşı oynamayınca niye şike olmuyor? Olmaz çünkü Fener'e oynamayınca şike olur. Aynı şekilde Yüksel Bey'in açıklamalarına da baktım. Yani Emre Kılınç, Talyan ve kaleci Okan Koçuk Galatasaray'a karşı oynamayarak akıllar ve beyinleri ve kalpleri arasında kalmışlar. Yani şike yapmamışlar. Ama aynı futbolcular mesela Fenerbahçe'ye karşı bunu yapsalardı bununla da şike olurdu. Akıllarıyla kalpleri arasında kalmış olmazlardı. Ben burada bunu anlatmaya çalışıyorum. Şunu da söyleyeyim. Arkadaş rahatsızsan ya yani rahatsız olduğun bir durum yoksa ya da çık de ki, arkadaş oyuncuların kapasitesi bu. Elinden geleni yaptılar. Çocuklara iftira atmayın. Bunlar bizim çocuklarımız. Onun bunun gazına gelmeyin de. Rahatsızsan kadro dışı bırakırsın. Çıkar sosyal medyadan da şu mesajı verirsin. Arkadaş, bizim de rahatsız olduğumuz şeyler var diye. Ama e, yani hem kalpleri hem beyinleri karışmış deyip rahatsız olduğunu belli etmek ama kadro dışı bırakayım da hükümet mi düşeyim demek. Yani spor savcıları göremedim ama bu spor savcılarını biz sadece Fenerbahçe için görüyoruz. Niye ise? İnşallah bir gün Galatasaray içinde görürüz. İnşallah bir gün başka takımlar içinde görürüz. Hayır onlar da tanısınlar diye söylüyorum. Yanlış anlaşılmasın. Fenerbahçe'den Ciku için gelen dev teklifi evet. Biz Fenerbahçe'mize dönelim. Teklif üstüne teklif yayıyor. Farkında mısınız futbolcularımıza? Ciku'ya dudak uçuklatan bir teklif geldi. Ve Avrupa'nın önemli kulüplerinden birinden gelmiş bu teklif arkadaşlar. Fenerbahçe'miz bunu reddetmiş. İtalya Ligi'nden transferin son gününde iki takım birden talip olmuş. Ve 8 milyon euroluk bir teklif arkadaşlar. Yanlış duymadınız. Alexander Ciku için 8 milyon euroluk teklif reddedildi. Haklı mı? Size bırakıyorum. Haklı mı? Şimdi futboluyla parmak ısırttı diyor. Geçtiğimiz e, sezon sezon başına kadar olsa katıldı. Bedelsiz olarak. Süper Lig'de maşallahı var. Ve 22 maçta forma giydi. Bir gol katkısında bulundu. Ancak gol katkısından ziyade daha güzel katkıları var. Yani çok daha güzel katkıları var. Ben şunu söyleyeyim. Arkadaşlar bak bu transfer sezonu hepinize ders olsun. Ön yargılarınız kırılsın. Arka yargılarınız da kırılsın. Sadece ön <laughs> yargınız değil arka yargınız da kırılsın. Futbolcu gelmeden çöp, leş, bunu mu alıyorsun? Allah ala bu mu? Dünyada bir bu kaldı? Neden böyle? Şu bu falan filan. Oyuncu geliyor. Allah Allah. Bu arada şey unutmadan söyleyeyim. Üçünde de kötü niyet yok ama beyinleriyle kalpler arasında çelişki olmuştur cümlesi. Cümleyi tam söyleyeyim de sonra demeyin öyle bir şey demedi diye. Ya bu şey demek ben benim anladığım hani bunların ben yattığını düşünüyorum bu maçta. Oynamadıklarını düşünüyorum. Ama yani yapacak da bir şeyim yok. Demek gibi bir şey. Yani bu kamuoyu nezinde böyle algılandı bence bana sorarsanız. Neyse o önemli değil. Fenerbahçe'de Gözler Serdar Dursun transferinde. Arkadaşlar şu anda oynanan maçta e, yanlışım yoksa bir daha bakayım. Umut Nayır'ın en az bir golü var. Pendikspor yani şu an e, Umut Nayır 22. dakikada evet Adana Demirspor karşısında. Yani Pendikspor 2-0 önde benim ekranımdaki e, şeye göre videoyu çektiğim sıralarda ve Umut Nayır'ın golü var. Maşallah. Gerçekten maşallah. Hocam iyi de biz Umut Nair'i niye gönderdik? Şimdi Serdar Dursun'u istiyoruz. Niye Serdar Dursun'u istiyoruz? Ya arkadaş niye gönderdim, niye istiyorum diye bir durum yok. Bu sezon bak 17 maça çıktı gözüküyor. Fenerbahçe'de aldığı süre çok kısıtlı. Çok kısır bir süre. Fenerbahçe'de aldı. 18. maçına çıkmış oluyor. 4 gol 1 asist. Ancak 470 hadi 90 dakika oynadığını düşünelim. 560 dakikada 4 gol 1 asist. Yani Leblebi gibi gol atma peşinde futbolcu. Hayırlısı ne diyelim. Şimdi Umut Nair'in Pendik Spor'a kiralamasının ardından gelecek netleşti. Yabancı kontenjanı, İsmail Kartal, iddialı kadro, falan filan, Serdar Dursun, eksikler, gitmek. Arkadaşlar anlayın diye yapayım kusura bakmayın. Üçüncü forvet araçları, kara gümrük oyuncusu Serdar Dursun. Şimdi Serdar Dursun Fenerbahçe'ye kazık olur. Sebebini de şöyle anlatayım. Evet, Serdar dursun arkadaşlar. Orada bir ücret alıyor. Aldığı ücret hani kara gümrük şartlarında yüksek bir ücret. Kara gümrükte elden çıkartmak istiyor. Yani bu kadar para veremem diyor. Thiago Çukur Thiago Chukur da Fenerbahçe'ye geri döndü arkadaşlar. Lisansı çıktı. İdmanlarda, idmanlarda yer alacak. Muhtemelen ve muhtemelen hepimiz izleyeceğiz futbolcuyu. Birkaç günde izlenilir. Nihai karar da verilir. Hatta belki de Gaziantep maçının yedek kadrosunda da yer alır. Hiç belli olmaz bu işler. Bu işler hiç belli olmaz. Ve bakarız ki futbolcu şöyle böyle biz de kendi kendimize bir şey yapmış oluruz. Ama taraftarımız şunu söylüyor. Yanlışım varsa lütfen düzeltin. Hocam biz öyle bir şey söylemiyoruz deyin. Ben de okey diyeyim. Taraftarımız diyor ki Mustafa hocam Serdar Dursun geleceğine Thiago Çukur'la devam edelim. Serdar Dursun Galatasaray'ın hani 2 puan hediye etmiştir. Sizgideki topa dokunması o maç berabere bitecekti. Belki de şampiyonluğumuzu almıştır diyor. Nefret içinde. Ali hani Koç da sevmiyor. Yani sevmiyor derken bir e, canlı sıkan bir husus var. Durum bu. Görüşmeler sürüyor diyor. 25 maça çıkmış. 6 gol kaydetmiş. İsterse 35 gol kaydetsin. Bizim taraftarım ben bakış açısını biliyorum. Bizim taraftarımız Serdar Dursun'u istemiyor. 32 yaşına geldi diyor. Hani onu alacağımıza kendi çocuğumuzu yetiştirelim diyor. Vallahi size bırakıyorum ben. Ben size bırakıyorum. 25 maç 6 gol 990 dakika. Yani 11 maçta 6 gol atmış gibi bir durumu var. Ben size bırakıyorum. Ama Serdar Dursun'u istediğimiz dakikada imzalatırız. ama ben Thiago Çukur taraftarıyım. Bilmiyorum. Belki de benim benim niyetim kötüdür. Belki de benim düşüncem kötüdür siz bilirsiniz. Osterwolde'yi takip eden takımlar ortaya çıkmış. Hızlı bir şekilde şey yapalım. İsmail Kartal devşirdiği Osterwolde 5 takım ilgileniyor. Emre Mor'u Gümrü'ye, Bartu Elmaz'ı Sivasspor. Bu arada Emre Mor ilk maçında bayağı dakika oynadı. Bartu Elmaz bayağı dakika oynadı. Crespo bayağı gözlerin pasını sildirdi ki ee, bu da var. Samet Akaydın, o da bildiğim bayağı oynuyor. Ve Osterwold'e gelişmesi yaşanıyor diyor. Ajax ve PSV yarışta Inter, Brighton, Napoli takip ediyor. Sezon performansı 29 maç bir gol falan filan. Ee, ya Osterwold'e sezon bitmeden satılırsa Fenerbahçe'ye ihanet edilir. İdi. Zaten Avrupa liglerinde de transfer sezonu bitti. Osterwold'e de bir yere gideceğini zannetmiyorum. Ancak bu haberi de size sunmak istedim arkadaşlar. Yani Şeffaf bir haber olduğunu düşünüyorum. Mihael için karar ayrılık ya da lisans dondurma. Şimdi bu bana çok soru gelecek. Ben adım soyadım kadar eminim. Ryan Kent sorusu ve Mihael konusu. Arkadaşlar Sözleşme dondurma sadece sakatlık halinde olabiliyormuş. İyi de hocam bizim ligde işte şu kadar yabancının üstü kabul edilmiyor. Yani o senin sorunun diyor. Bu FA. Bunu halletmen lazım diyor ve hatta şuraya bir yazayım Tyler Boyd nasıl yazıyordu lan Tyler Boyd Beşiktaş dava Beşiktaş'a Tyler Boyd'dan dava 11 Ocak 2024 ee, ne diyor alacakları sebebiyle Beşiktaş'a karşı dava açtı diyor Victor Ruiz'e ne diyor? ABD'li futbolcu davayı kazansa Beşiktaş 1.6 milyon euro ödeyecek diyor. Ya bu bu şekilde açıklanıyor. Kimisi de diyor ki lisansı dondurulduğu için diyor. Anlatabiliyor muyum? Kimisi lisans dondurulduğu için diyor. Kimisi başka bir şey diyor. Alacaklarına karşılık diyor. Ben bilmem ama oyuncu sakat değilken lisansını dondurmak sıkıntı. Haliyle Ryan Kent ve Miha ise Fenerbahçe kadrosunda yer alan isimler. Ve ara transfer dönemi Fenerbahçe için hareketli geçiyor. Şimdi Avrupa'da transfer sezonu bir nevi kapandı. 5 büyük gitme ihtimali kalmadı. Ya satılacak ya lisansı dondurulacak diyor. Şimdi Suudi Arabistan'dan gelen teklifleri kabul etmesini bekliyor demiş de. Suudi Arabistan'da da transfer sezonu bitti diye biliyorum. Kış transfer dönemi e yani benim bildiğim kadarıyla Suudi Arabistan'da da bir tane Katar Matar varsa bilemem. İsrail 6 Şubat. Avusturya 6 Şubat. Avusturya bak. Azerbaycan 8. Türkiye 9. Mesela hangi lige gidebilir? Hırvatistan Ligi 15 Şubat. Kenti mesela Dinamo Zagreb deli gibi istiyordu. Ben Fenerbahçe'nin yerinde olsam Kent'le anlaşırım. Dinamo Zagreb'e paketlerim. Ya ben olsam böyle yaparım. Duyumunu da videoda veririm. Kaş göz işareti de yapar anlatırım. Ben olsam. İsviçre var. İsviçre'ye Zayt gider mi? Slovenya var. Ama Slovenya'da Zayt'sa bu yıllık ücreti verebilecek takım tanımıyorum. Slovakya'sı. Hocam biz de Galatasaray gibi yapalım. Oyuncuyu gönderiyorlar. Hani maaşını onlar veriyormuş. Onlar da daha fazla bonservis veriyormuş falan ya. Gerek yok ki. Bizim zaten şeyimiz açık. Harcama limitimiz açık. Bizim harcamada sıkıntımız yok. Biz yabancı alamıyoruz. Alsak ligde oynatıyoruz. Şunu da düşündüm arkadaşlar. 24 saattir bunu düşünüyorum. Konferans Ligi ve Lig Türkiye Ligi. Abi kütürü kere gibi bir orta saha alsak bak. Zayt, Kent ikisinden çıksak. Luan Perez'in zaten sözleşmesi dondu 3. Crespo gitti 4. Lincoln'de kiralık gidiyor 5. Beş. 5'i gitti 18'den 5 çıktı 13. Bir tane hakkımız doluyor. Ulan oraya kütürü kere gibi bir orta saha alsak. Bak Tadic, Çink. Tehlike anında camı kırınız butonu bir sürü var bizde. Bak şu iyi bile oynatırsın yani. İrfan'a Cengiz'i falan kanada çekmeye geçtim. Ferdi'yi geçtim. Bak şu ay iyi bile oynatırsın. Oster bile oynatırsın. Onu geçtim. E Forvet'te Cepko Bat şu ay maşallahlar var. Thiago Çukur'da 3. olarak ekle. Hiç zahmete girme. Ulan bir tane kütürü geriye gibi 8 alsak. Bak Fred, Kurunic, İsmail, Şimanski, Mert Hakan. Okey 5, 6. Zayis'la gitmez. Vallahi ben Fenerbahçe'ye şiddetli bir şekilde söylüyorum. Bana soracak olursanız. Kentin parasını ise verelim. Zagreb'e gönderelim. Zagreb'e de diyelim ki işte servisli falan filan al. Aradan çıkartalım. Bir. Mihaz ayısı paket diyelim. Artık hangi lige gönderirsek giderse. İki. Zaten gidenler oldu. Lincoln Brezilya açıklamasını bekliyoruz. Öbürü gitti Crespo. Öbürünü de dondururuz. Bence kütürük eriği gibi bir orta saha alalım. Kütürük eriği gibi. Hatta Freddy bile yedekleyecek derecede bir şey alalım. Satın alma opsiyonu kiralık mı olacak yazın verir diyelim. 3 taksit 5 taksit. Neyse Slovenya, Sırbistan, Slovakya, İrlanda, Polonya, Rusya 22 Şubat. Çek Cumhuriyeti 22 Şubat. Yani onun dışında Bosna Yersek, Ukrayna falan diyor da Ukrayna'ya kimse gideceğini zannetmiyorum. Şu savaş sürecinde falan. Yani durum bu. Anlatabiliyor muyum? İnşallah anlatabilmişimdir. Fenerbahçe Salhan'da, Saldanha transferinde rakipsiz kaldı arkadaşlar artık dediğim gibi bu Brezilyalı Saldanha olayının menajer üretmesi olduğunu düşünüyorum. Fenerbahçe'ye çakmaya çalıştıklarını düşünüyorum. Haberiniz olsun. Sevilla Torino devredeydi. Bu ülke transferi kapandı. Sarla Acabetler tek kaldı. Bonucci'yi aldı. Kurunic'i aldı. Çağlar Söyüncü'yü aldı falan. Bu arada çarşamba günü Türkiye kupası maçımız var. Eee... İsmail Kartal'ın ilk defa elinin bu kadar rahat olduğunu düşünüyorum. Çarşamba gününe. Mert Hakan oynatsan kimse niye oynattın demez. Hink'le başlasan niye başladın demez. Cengizli burada ilk 11 başlattın. İrfan orada 11 başlattı. Kimse niye başladın demez. Bak şu ay 11 başlattı. Kimse niye başladın demez. Osterwald'e'yi sol bekat. at. Bonucci ile... Serdar Aziz stoper ikilisini koy. Kimse niye bunlarla başladın demez. Mert Müldür'ü koysa beke. Ki. Kimse niye başladın demez. İrfan Can Eriba Ulan mükemmel bir kadro oluştu. Valla ama bu kadroyu katılıyorsanız videoyu beğenin. Bak katılıyorsanız beğenin. Ben diyorum ki kadro mükemmel ama bir tane 8 eksik. Yedek 8 eksik. Kurun içi izlediğim kadarıyla verdiğim notu söyleyeyim. 450 dakika izlemeden kesin konuşmayacağım ama. Kurun içten iyi 6 olur. Çok gizli gizli süpürüyor. Biz de dağıtıyor ediyor falan filan. Hocam top dağıtamıyor. Dün canlı yayında devre arası yayında söyledim arkadaşa bak. İyi futbolcularımız bile pas atamıyor. Zemin çok kötü dedim. Antalyalı oyuncu gole gidiyor takıldı düştü zeminden. Allah'tan yanında kimse yok. Son adam diye kırmızı yerdi bizimki. Vallahi bak bu iyi tarafından bakın. Yani anlatabildim mi demek istediğimi? İnşallah anlatabildim. İnşallah size aktarabildim. Ben kütürük edeyim gibi bir 8 istiyorum. Zayistan kentten çıkalım. Parası neyse verelim. Lanet olsun diyelim. Lanet olsun defol git diyelim artık. Kent efendiye. Timsahının da senin de timsahının yemeğinin de senin de diyelim gönderelim. Ki bu etikette de zaten gittiği takımda da barındı barındı barınmadı. Futbol hayatı zaten biter. Gitmiyorsa da sözleşmesini donduralım. Lisansını dondurup U19'a gönderelim. Ya da lisansını dondurmadan U19'a gönderelim pardon. Ya da lisansını donduralım. Aç istediğin davayı aç. Biz seninle 50 tane takımla görüştük. imzaları bile attık. Bizim da şeyimiz dosyamız güçlü deyip UEFA'ya delil sunarız. Futbolcu da kendi kariyerini bitirmiş olur. Neyse kış döneminin başından Sırbistan'a çevirdi. Fenerbahçe rakipsiz kaldı. Ben bu saldan olayını bir kez daha söylüyorum. Bana bu olay menajer üretmesi gibi geliyor. Yani birileri cebini doldurmak için saldan ha haberini yapıyor gibi geliyor. Bu bana böyle geliyor. Yani ben bilemem. Gerçi gerçekten ama şu var bak. Futbolcu önerilmiş olabilir ama bir sezonluk futbolcu almak onu söyleyeyim. Bir sezonluk futbolcu almak akıl işi değil arkadaşlar. Bir sezon parladı bitti. Livakovic <laughs> aklıma gelmişken Livakovic Şimdi Dominik Livakovic ile ilgili ilginç bir şey söyleyeceğim. Hepiniz şok olacaksınız. Süper Lig'in en iyi kalecisi Dominik Livakovic. Bu sezon Deplasmanda oynadığımız 12 maçın 9'unda kalesini gole kapattı. 12 maçın 9'unda. Bakın ben mesela maç önlerinde diyorum işte rakibin kalecisi şu falan filan. 21 maça çıkmış Livakovic. 17 gol yemiş. 21 maçın 10'unda kalesini gole kapatmış. Ulan çok ilginç değil mi ya? Yani mesela biz e, rakipler için bakıyoruz da hani ben diyorum size işte şu kadar maça çıkmış şöyle Hiç sarı kart yememiş. İlginç. Hiç sarı kart yememiş arkadaşlar. Yani ligde hiç sarı kart yememiş. Ya 10, 21 maçın 10'unda da kalesini gole kapatmak çok iyi bir istatistik. Onu da belirteyim. Hayırlısı olsun arkadaşlar. Ha ben ee, 6 ay gitmeseydi hocam sen 6 ay gitmesini de isterdin. 6 ay gitmeseydi bu baskıyı kaldıramazdı. 6 ay iyi kaleci ama bu baskıyı kaldıramazdı. Ya onu da söyleyeyim arkadaşlar. Bu baskıyı da kaldıramazdım. Samsun'la ilgili aklıma gelmişken Dimata da %200 hazırım demesine rağmen oynatılmadı. Hani MN2 şike yaptı oynamadıysa Dimata da şike yaptı oynamadı. Savcılar göreve diyor taraftarda. Bilmiyorum yorumunuz ne olur. Yani ben 3 futbolcundan işim bittiğini zannetmiyorum ya. Ben 3 futbolcunun gerçekten işim bittiğini zannetmiyorum. Çünkü Samsun Spor Kulübü bu oyuncuyla ilgili bir tane açıklama yok. Arkadaş böyle böyle dediniz falan filan diye de. Neyse. Biz işimize bakalım. Yolumuza bakalım. Genel anlamda şunu da bir kez daha hatırlatayım. Ben Fenerbahçe'nin 3. forvetinin Mustafa Hoca da olsa, Serdar Dursun da olsa, Thiago Çukur da olsa idare edeceği görüşündeyim. Ama Fenerbahçe'nin 3. orta sahasının ya da 4. orta sahasının ya da 5. orta sahasının hani Şimanski, Fred, İsmail, Kurunç 4 diyelim. Fenerbahçe'nin 5. orta sahasının Mert Hakan, Zayt isimlerinin yetersiz olduğu görüşündeyim. Fenerbahçe'nin 5. orta sahası belki de 5. orta sahası Kurniç olmalı. Belki de 4. orta sahası İsmail, 5. orta sahası Kurniç olmalı. İnşallah mesajımı anlatabildim. Burada da bakın arkadaşlar. Hani ben size diyorum ki takımı eleştirmeyin, şunu yapmayın, bunu asla böyle bir şey söylemiyorum. Ben takımı eleştirin, eleştirmeyin demiyorum. Ben Vicdanlı eleştirin diyorum. Doğru eleştirin diyorum. Bunu musun? Doğru eleştirin. Ya takım kazanmış İsmail Kartal'a yükleniyorlar. Takım kazanmış bu sefer de golleri sürekli İrfan Can atıyor. Sürekli Cengiz atıyor. Nereye kadar? Oğlum kaleye giriyor gol. Size mi giriyor? Top rakip kaleye giriyor. Ya, bu kadar hasetlik, bu kadar fesatlık olmaz ki ya. Cengiz Ünler atıyormuş falan filan. Niye? Cengiz Ünler şey mi? Gol atması yasak mı? Ya ben şeyi de hatırlıyorum. Sevgili Volkan Demir de bugün çok güzel hatırlatmış. Daum zamanında Fenerbahçe duran top ustasıydı. Maç 0-0. Rakipler yine böyle 11 kişi otobüsü çekiyorlardı. Bir duran top haş 1-0. Bir duran top daha haş 2-0. Rakip açılıyor. Fenerbahçe atarsa atıyor. Atamasa 2-0, 3-0, 3-1 neyse öyle bitiyordu. Yazıyorlardı. Duran top bahçe. Duran toptan gol bahçe. Serbest vuruş bahçe. Ya bir şey söyleyeceğim. Bak. Aklı Selim herkese söylüyorum. Konferansta 7 maçın kaldı. Türkiye Kupası'nda 5 maç diye sayıyorum ben. 12. Lig'de 14 maçın kaldı. 26. 26 maçın 26'sını da 3-0 kazanalım. 26'sını da 3-0 kazanalım bak. Her maç bir tane penaltıdan bir tane serbest vuruştan gol olsun. Öbür üçüncü golde rastgele maskele bir şekilde olsun. Kabul etmeyecek geri zekalı var mı aranızda? Çok özür dilerim ama bunu kabul etmeyecek kişi net geri zekalıdır. Yani net geri zekalıdır. Beyinsizdir. Bak Şampiyon oluyorsun. Kupa kazanıyorsun. Konferans kupasını kazanıyorsun. Hadi süper kupayı da ekleyeyim. 27. maç diyeyim. Onu da 3-0 kazanıyorsun. O da aynı böyle senaryo. Hatta orada gıcıklık olsun. Üçü de penaltıdan olsun. İyice ağlasınlar yaz boyunca. 4 tane kupa kazanacaksın. Her maçını 3-0 kazanacaksın. Duran toptan penaltıdan her maç bir tane golün olacak. Kim kabul etmez? Siz bunun algısına var ya o kadar kolay gelirsiniz ki sizi inandırırlar. Fener her maç penaltı atıyor. Fener her maç top atıyor. Oğlum ceza sahasında bu kadar rakip ceza sahasında topla buluşup da bu kadar penaltı alınması normal değil mi? Galatasaray Samsun maçında siz söylüyorsunuz ilk yarı rakip ceza sahasında 4 kez topla buluşmuş. Penaltı ihtimali ne kadar? Cengiz'in attığı golde gol beklentisi 0.03'müş. Yani 100 tane vursa 3 tanesi gol olur beklentisi var. Kaleci elini çekti. Oğlum siz çok ustasınız. Çok üstünsünüz. Yani bu konuları da iyi biliyorsunuz. Bir de bir kardeşim diyor hocam son maçlara kalmasın. ikili haber hacam, haber hacam. Galatasaray bu konuda çok tecrübeli diyor. Son maç Galatasaray'ın 15-0 kazanması gerekirse bir şekilde diyor 15-0 kazanırlar diyor. Doğru söylüyorsun. Yani tescilli şikeci kimdir? Tescilli şikeci kitaplarda adı yer alandır. Mesut Bakkal'ın kitabında adı yer alandır. Tescilli şikeci onun bunun itiraflarına rağmen savcıların soruşturma açmadığı takımdır. Yoksa UEFA'nın federasyon bize yazı gönderdi. Fener'i Beşiktaş'ı Avrupa'ya almayın dedi diye Oraya yazdığı tescilli şikeci değildir. Tescilli şikeci vicdanlardaki şikecidir. Gerçek şikecidir. Tescilli şikeci arıyorsanız aynaya iyi bakın. Niye insanlar Trabzonspor maçında Umut elini çekti, Uğurcan elini çekti diye konuşuyor? Niye insanlar Gaziantep Teknik Direktörü iki tane futbolcu iyi ki gitmedi. Biz Galatasaray maçını zaten hedef görmüyoruz. Zaten yenileceğiz o maçta dedi diyor. Niye herkes Samsun maçında üç futbolcunun böyle yaptığını ima ediyor? Samsun Başkan da böyle söylüyor. Al sana tescilli şikeci. Tescilli şike arıyorsanız aynaya bakın önce. Ayrıca 2010-2011'e dair şike yaptı diyen arkadaşlar Yargıtay'ın net kararı var. Hani yok ben Yargıtay'ı tanımıyorum, ülkeyi tanımıyorum falan diyorsanız ya ya da size göre 15 Temmuz falan da başka bir şeyse çıkın açık açık konuşun da biz de bilelim gerçek niyetinizi. Fenerbahçeli kardeşlerim beni yanlış anlamayın. Lütfen birlik olalım. Bak gün bizi birbirimize düşürme günü değil. Senin duyumların çıkıyor çıkmıyor önemli değil. Sen şunu yapıyorsun yapmıyor önemli değil. Birlik olalım sezon sonu şampiyon olalım yine eleştirin beni hiç sıkıntı değil. Arkamdan attığın hiç sıkıntı değil. Anladınız mı? Yeter ki birlik olalım. Bak biz birlik olursak şampiyon olursak bunlar darma duman olur. Bunlar var ya eşeğin şeyi gibi olur. Eşeğin şeyi nereden çıktı? Ee, sudan çıkmış balık gibi olur bunlar. Anlatabiliyor muyum? Başka Fenerbahçe yok. İzlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere arkadaşlar.